Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okay, bu dersimizde özellikle SQL gibi nizami bir veri kaynağıyla çalışırken mutlaka ama mutlaka uymamız gereken bir best practice'i öğreneceğiz. Query folding nedir? Onu öğreneceğiz. Query folding sadece ve sadece SQL gibi nizami veri kaynaklarıyla çalışırken devrede olabilecek bir özelliktir. Excel gibi, CSV gibi flat file dosyalarla çalışmaz bu özellik. Peki Query Folding ne? Bir bakalım. Okay, ekranda şu ana kadar kullandığımız veri setlerinin bir SQL veri tabanı karşılıkları var. Bir Azure SQL sunucu altında çalışan adresleri ve bağlantı bilgileri burada. Bunlardan satış bütçeye bağlanalım. SQL Server sunucu adı Power bi İstanbul. Database Windows. net Burada veri adını mutlaka yazmanız gerekiyor. Hangi veri bağlanacaksak burada opsiyonel diyor ekranda ama Azure SQL'de çalışırken onu kabul etmiyor maalesef. Satış bütçe örneğini kullanacağım. Satış bütçe bu. Şuradaki Advanced Options'ı da açalım. Şimdi flat file'lardan farklı olarak bir SQL'de çalışırken bize iki farklı özellik sunuyor. Birisi Import Direct Query. Buna daha sonra tekrar geleceğiz. Başka bir dersin konusu. Power Query ile ilk kez veri çekerken buradaki SQL Statement kısmına daha sonra geleceğim demiştim. Şimdi onun zamanı geldi. Ve burayı da kaldırın demiştim. Gene aynı şeyleri önereceğim. SQL Statement'ı ve Include Relationship Columns'u kullanmayın. Niyesine birazdan bakıyor olacağız. Okey bağlantı bilgilerimi girdim. Okey diyorum. Bana diyor ki kullanıcı adı ve şifre vermen lazım. Kullanıcı adı bir database kullanıcısı. Buraya PBIST, Power BI İstanbul'un kısaltması. Şifreyi de girdim. Power BI İstanbul ünlem. Connect eğer bu veri tabanıyla çalışıyorsanız ilk açılışta sizi bir miktar bekletebilir bazen. O an için pause durumda mı yoksa running durumda mı yani çalışıyor mu yoksa durdu mu moduna göre değişebilir. Ama bir kez açıldıktan sonra sonrasında hızlı çalışacaktır. Biz veri görselleştirme dersinde bu tabloların hepsini kullanacağız ama query folding'i anlatmak için buradaki sadece birkaç tane tabloya bağlantı yapacağım. Satışlara bağlantı yapacağım. Satışlar bizim fact tablomuz. İçinde satış belgelerinin olduğu kayıtlar var. Satışları müşterilere yapıyoruz. Müşterilerimizin kategorileri var ve satış bölgeleri var. Bu tabloları alıyorum. Transform Data. Fake tablosuna geldim. Şimdi fake tablosu ile ilgili yapılması gereken hareketlerden, best practice'lerden bahsederken onlardan bir tanesi şuydu. Lütfen ağır filtrelerinizi en başta koyun olabilecek minimum veri setiyle çalışalım. Gereksiz sütunları da uçurun. Bu iki step'i uygulayalım. Hemen Choose Columns'tan lazım olan sütunları seçelim. Bütün sütunları önce kaldırıyorum. Bana müşteriyi ver, ürünü ver, tarihi ver. Satış tutar TL'yi ver. Bunlar şu an için yeterli değil. Bir de belge tipini alacaktık. Unuttuk. Şimdi belge tiplerine bir bakalım. Neler varmış? Satış belgesi anlamında sadece faturalar yok burada. Bütün irsaliyeler de burada, siparişler de burada, iadeler hepsi burada. Bütün satış belgelerinin olduğu bir fake tablosu. Bizim kuracağımız model bir satış bütçe modeli olacak. Dolayısıyla bu belge tiplerinden bize sadece fatura olanlar lazım. Bu filtremi de koyuyorum. Buradan bana sadece satış faturası olanları var. Bütün satırlar artık sadece satış faturalarından oluşuyor. Dolayısıyla bu sütuna da ihtiyacım yok. Buradaki tarih sütununda date yapalım. Date ihtiyacımız yok. Bize lazım olan sütunlardan bir tanesini daha unuttuk. İlgili step'e tekrar geri geliyorum. Buradan teslim şehrini seçiyorum. Şimdi şu ana kadar yaptığımız hareketlerin tamamını interface'ten yaptık. Süper ve SQL gibi nizami bir veri tabanıyla çalışıyoruz. Şimdi Power Query'de burada oluşturduğum steplerin büyük kısmını Power Query SQL koduna, TSQL koduna çevirebiliyor. Şimdi bu steplerin tamamını biz buradan Power Query ekranlarından, interface üzerinden yaptık ama buradaki en son step'i sağ tıkladığında burada View Native Query diye bir şey çıkıyor. Eğer bu seçilebilir durumdaysa bunun anlamı şu, bu step'e kadar ne yaptıysak bu step'e kadar olan bütün datayı SQL'den çekerken TSQL koduyla yani SQL'in kendi anladığı, hızlı çalıştığı dilde isteyecek. Peki View Native Query'yi tıklayalım. Bizim şu ana kadar yaptığımız step'lerin hepsinin karşılığında bir select cümlesi oluşturdu. Interface'ten yaptığımız bütün hareketlerin SQL kodunu yazdı seçtiğim sütunları listeledi tek tek from dedi ve belge tipine attığımız filtreyi bir where condition olarak buraya yazdı. Peki query folding ile bilmemiz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi Power Query bizim yaptığımız transformasyonların büyük kısmını SQL koduna çevirebilir dedim. Bu ne demek? Bazılarında çeviremiyor demek. Bunun doğal sonucu bir veri kaynağı üzerinde çalışırken SQL gibi buradaki step'lerin sırası önemli olacak. Şöyle bir örnek yapalım. Buna OK diyelim. Şu ana kadar yaptığımız bütün transformasyonları destekliyor. OK. Teslim şehri bilgisini, sütun değerlerini ilk harfi büyük olacak şekilde değiştirmek istiyorum. Çünkü büyük harf olan var, küçük harf olan var. Hepsi aynı hizaya gelsin istiyorum sütüne sağ tık transformun altından capitalize each word ilk kelimenin ilk harfini bütün kelimelerin ilk harfini büyük harf yap. Değiştirdi mi? Değiştirdi. Peki bu step'i tekrar tıklıyorum. Sağ tık view native query seçilemez durumda. Aktif değil. Bunun anlamı şu. Bu step'ten sonra yapacağımız bütün transformasyonları buraya kadar olan bütün datayı SQL'den kendi diliyle istedikten sonra bu istemcinin gücüyle yapacağız. Bu makinenin, kullandığımız makinenin gücüyle yapacağız. Şimdi buradaki dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu transformasyon ilk harfi büyük yap transformasyonunu SQL koduna çeviremiyor. Eğer ben veri kaynağına bağlandıktan sonra desteklenmeyen bir step'i daha ilk aşamalarda yaparsam çok gereksiz bir veri trafiği yaratmış olurum kendime. Ve refresh hızımı yavaşlatmış olurum. Çünkü şöyle bir şey var. Tekrar ilk steplere geri gelelim. Filtreyi koymadan önce bu tabloda, bu fake tablosunda kaç satır varmış bir görelim. Transform, Count Rows, Insert edeceğim. Bir Control stepi, 436 bin küsür satır var. Peki, stepi siliyorum ya da silmeyelim. Filtreyi koyduktan sonra kaç satır kaldı elimizde ona bakalım. Count Rows'u sürükle bırakla. Filter Rows'un altına sürükledim. Belge tiplerine sadece faturaları istiyorum dedikten sonra önümüzdeki kalan satır sayısı 150 bin yaklaşık. 400 küsür binden 150 bine düştü. Ve bu step'i silelim. Ve SQL'in yaptığı şey buradaki change type step'inde. Çünkü view native query'i destekleyen en son step şu yaptığımız örneklere göre bu. Buraya kadar SQL'den veriyi isterken SQL'in kendi anladığı orijinal diliyle istedi. O 400 bin küsür satırdan 150 bin tanesini istiyorum dedi. Ve sadece onlar geldi. Eğer ben buna okey diyelim tekrar Power Query'ye geçelim. Eğer ben bu best practice'e uymazsam yani query folding özelliğinden sonuna kadar faydalanmaz ve desteklenmeyen bir step'i ilk başlarda yaparsam bu capitalize each word'ü kulağından tutup sürükle bırakla şuraya alıyorum. Filtrenin öncesini alıyorum. View native query sağ tık destekleniyor mu? Desteklenmiyor desteklenmeyen stepten sonraki bütün stepler de artık query following'e uymayacak. Ondan faydalanmayacak. Filtered rows'u sağ tıklıyorum. O da desteklemiyor. Bu da desteklemiyor. Bu da desteklemiyor. Ve yarattığım trafik şöyle bir gereksiz trafik oldu. SQL sunucudan 400 küsür bin satırın tamamını istedim. O satırların tamamını önüme aldıktan sonra ben sadece faturaları istiyorum deyip çektiğim veriyi tekrar sildim. Gereksiz bir trafik yaratmış oldum. Bu neye etkileyecek? Bu modeli bulutta yayınladığımızda gateway üzerinden güncelleme yaparken o refresh hızını uzatacak. Buradaki kilit nokta desteklenmeyen stepleri her zaman için en sonlara bırakmak. Veri kaynağına bağlandık. Yapacağımız ne kadar transformasyon varsa destekleyen SQL kodunu yazabildiğimiz onları yapacağız hala transformasyon lazım ve desteklemiyor. Yapacak artık bir şey yok. Desteklenmeyen transformasyonları en sonlara bırakacağız. Önce desteklenenler, ondan sonra desteklenmeyenler. Aksi takdirde çok gereksiz bir trafik yaratmış oluruz. Refresh süremiz uzar. Peki bir de diğer tablolar üzerinden bir örnek yapalım. Örneğin müşteriler tablosunda da gene best practice olarak sadece lazım olan sütunları seçiyor olalım. Müşteri ID'si lazım, kategorisi lazım, satış bölgesi ID'si lazım, şehri lazım. Okey. Şimdi veri modeli dersinde gördük. Snowflake, Star şema. Ben buradaki müşteriler, kategoriler, satış bölgeleri tablolarını tek bir müşteriler tablosu halinde tasarlayabilirim. Git müşterinin kategorisi neyse bul getir, bölgesi neyse bul getir. Daha önce örneğini merge ile yaptık. Bir join karşılığıydı. Diyeceğim ki müşteriler tablosundayım. Merge Queries. Ne ile join etmek istiyorum? Müşterilerin kategorilerini bulmak istiyorum. Buradaki kategori ID ile buradaki aynı birebir eşleşme var. Git bana o tablodan müşterinin kategorisine getir. Bu stepi sağ tıklıyorum. View Native Query açık. Yani devrede. Merge. SQL karşılığı join olan bir transformasyon. Bunun da SQL kodunu yazabiliyor. Aynı şekilde müşterileri bir de satış bölgeleri ile destekleyelim. Merge edelim. Müşteriler tablosundaki satış bölgesi ile bu tablodaki satış bölgesi ID anahtar sütun bana bu tablodan satış bölgesini getir. Bu step'i sağ tıklıyorum. View Native Query hala devrede. Çünkü yaptığımız transformasyonların tamamı destekleniyor query folding olarak. Benzer bir desteklenmeyen transformasyonu daha bu tabloya bağlanır bağlanmaz yaparsam biraz önceki örneğin aynısını yapacağım. Şehir isimlerini ilk harfi büyük olacak şekilde değiştiriyorum. Normalde desteklenen bütün bu stepler, merge transformasyonları artık query folding'i desteklemiyor eğer şehir isimlerinin ilk harflerini büyük yapacaksam best practice olarak yapmam gereken bunu yani desteklenmeyen step'i ilk aşamalarda değil en sonlarda yapmak. Peki şu step'i sileceğim. Buradaki view native query'nin kodunu Ctrl A C ile kopyalayacağım. Şuradaki müşteriler sorgusunun bir sağ tık kopyasını alacağım ve şu stepleri sileceğim oluşturduğum kopyada. Şuradaki ilk bize soru sorduğu step'i görebilmek için. Şimdi ben müşteriler tablosunu biraz önce nasıl oluşturdum? Tamamen Power Query'nin kendi interfeysindeki transformasyonları kullanarak SQL kodu yazmayı bilmiyor olsam bile SQL kodu yazarak yaptım. Eğer SQL profili yüksek birisi iseniz Müşteriler tablosunun o join'lerini, merge'lerini bir SQL statement olarak yazıyorsanız, yazabiliyorsanız o sorguyu buraya da yapıştırarak aynı sonucu elde edebilirsiniz. OK dediğinde karşımıza çıkan tablo birebir aynı. Ne farkı var? Birini tamamen Power Query'nin interfesini kullanarak yarattık. Diğerini SQL sorgusu yazarak oluşturduk. Aslında pratik anlamda Performans anlamında her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Performans açısından hiçbir farkları yok. Ama SQL Statement'a bir SQL sorgusu yapıştırdığınızda ve müşteriler tablosunda bir değişiklik gerektiğinde sizin bu sorguyu gelip burada değiştiriyor olmanız lazım. Ve burada bir intellisans vesaire gibi bir yardımcı da yok. Eğer iş tarafından gelen bir profilseniz SQL kodu yazmakta zaten zorlanan bir profiliz gayet doğal. Bu kodu bizim yönetebiliyor olmamız zor olacaktır. SQL kodu yazmayı bilmiyor olsak bile Power Query'nin interfesini kullanarak ve Query Folding'in desteklediği transformasyonları kullanarak biz aslında SQL bilmesek bile bir SQL kodunu yazabiliyoruz. O yüzden buradaki SQL Statement'ı kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Buradaki kodu yönetiyor olmak daha zor diğerine göre. Interfaceden de Query Folding'i destekleyen özellikleri ilk sıralarda yaptığınız sürece hiçbir problem yok. Daha kolay yönetirsiniz. Şimdi ikinci kullanmayın dediğim şey de şuydu. Include Relationship Columns. Şimdi SQL nizami bir veri tabanı ve bütün veri tabanlarında tablo bilgileri şema bilgisiyle birlikte tutulur. Yani hangi tablodaki hangi sütun diğer hangi tablolardaki hangi sütunlarla ilişkili eğer o şema bilgisiyle birlikte okursanız yani burada include relationship kolumsu işaretlerseniz müşteriler tablosunu okuduğunda müşteriler tablosuyla ilgili veri tabanına ne kadar tablo varsa onların hepsinin sütunlarını buraya getirecektir. Buna bizim ihtiyacımız yok. Gereksiz bir kalabalık yaratmış oluruz gene. Bu menüyü bir kez daha açacağım. Eğer SQL profilinden gelen bir kullanıcı iseniz buraya yazacağınız şey bir select sorgusu olabileceği gibi bir stored procedure, bir espri de olabilir. Şimdi zaman zaman görüyorum bir prosedür yazarak SQL'den veri çekiliyor. Bence buna çok gerek yok. Çok kullanma ihtiyacı duymuyor olmanız lazım. Bir prosedür üzerinden veriyi çekmek çok da önerilen bir yöntem değil. Ama çalışır mı? Çalışır. Peki özetleyelim bunu. Şu tablonun da ismini değiştirelim. Bunu SQL koduyla çektiğimiz anlaşılsın. Şimdi iş kullanıcısı isem, business tarafından geliyorsam ben Power Query'nin interfesini kullanırım. Müşteriler tablomu oluştururum. Buradaki diğer merge ettiğim tabloların da enable load'unu kaldırırım. Yani veri modelini aktarmayacağım ama bu tabloların verisini bu tarafta kullanacağım. Şu tabloyu elde ederim. İşim biter sıfır SQL kodu yazarak ama arka tarafta bir SQL kodu yazarak. Bu tabloyu aynı tabloyu bir SQL sorgusunu SQL statement kısmına yazarak yaptık. Performans vesaire arasında hiçbir farkı yok ama üstteki daha pratik. Query folding mutlaka ama mutlaka sonuna kadar kullanmanız gereken bir özellik. Destekleyen stepler ilk sıralarda, desteklenmeyen stepler her zaman en sonda.